Efendim merhabalar. Benim Muhtarım programının ikinci bölümüyle TV9 İzmir ekranlarında tekrardan karşınızdayız. Ben Demet Nur Arslan. Bugün yanımda çok özel bir konuğum var. Kendisi Konak ilçesinin Altıntaş Mahallesi'nin muhtarı Sayın Selda Arslan. Muhtarım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Yeni yayın dönemimiz başladı. Keyifliyiz. Sizleri de ağırladığımız için ayrıca çok mutluyuz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Çok beni böyle onurlandırdığınız için. Teşekkür ederiz muhtarım, ne demek. Şöyle başlamak istiyorum. Tabii ki sorularım var, alacağım güzel cevaplar da var tabii ki. Ama şöyle başlamak istiyorum izninizle. Sizi tabii ki mahalle sakinleriniz başta olmak üzere çoğu insan tanıyor. İzmir'in genelinde de aslında yaptığınız yayınlarla çokça söz ettirdiniz kendinizden. Ben bu yayını ilk defa izlerken, sizi ilk defa tanıyacak izleyicilerimiz için kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Selda Muhtar kimdir? Onları anlatır mısınız? Tabii ki, memnuniyetle. Ben İzmir Torbalı'da doğdum. 12 yaşına kadar orada güzel bir köyüm var, Karaoğut Köyü. Orada yaşadım. İyi ki de öyle olmuş. Cennetim benim orası. Ondan sonra da üç yola Altıntaş'a taşındık. O gündür bugündür 51 yaşındayım. Yaşımı söylüyorum, saklamıyorum. Yaşınızı çünkü bu arada hiç göstermiyorsunuz. Onu da söylemeden edemem. Teşekkür ederim. O gündür bugündür aynı muhitte yaşamaktayım. Evliyim, iki çocuğum var, iki kızım var. Allah başlasın. Biri 27 yaşına girdi. Bugün onun doğum günü. Sizlerin aracılığıyla da Selcan'ın doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar dilerim. Bizler tüm de bugün öyle. Bugün doğum günü olan herkesin de doğum gününü kutlamış olalım bu arada. Evet. Bir kızım daha var, 19 yaşında. Evliyim, mutluyum. Mahallemle de çok mutluyum. Yani ben muhtar olmak önce istememiştim. Babam adaydı. Babamın kalçası kırıldı, talihsizlik yaşadı. Öyle çok olunca güzel. Dediler ki hani sen ol. Yok ya dedim, benim muhtarlıkla ne işim olur? Yani olmaz dedim. Sonra dedim zaten benim kızlarım da eşim de izin vermez dedim. Öylesine bir sordum onlara. Onlar da olur dediler. Söyleyene değil söyletene bak derler ya. Onlar da olur, neden olmasın dediler. Aday oldum. Kazanır mıyım, kazanmaz mıyım bilemedim. Yani tanıtım süreci çok kısaydı, son bir aya kala ilk muhtar adaylığımda. Muhtar oldum, aday oldum. Tanıtım da kısaydı ama nasipmiş demek ki oldu. Evet. Çok da güzel oldu ve ben muhtarlığı çok sevdim. Mahalle halkım da beni çok sevdi. O kadar severek yapılan bir iş, yani ben başka bir iş düşünemiyorum. O kadar çok iş yaptım. Kuaförüm, güzellik salonu işlettim ne yıllarca. Güzel. Çeşitli derneklerde çalıştım. Yani birçok iş yaptım ama bu kadar severek yaptığım bir iş olmadı. Gerçekten çok mutluyum ve severek yapıyorum bu işi. Çok güzel muhtarım. Şimdi ilk döneminizi tamamladınız, ardından tekrar seçildiniz. Şimdi de ikinci dönemindesiniz. Bu dönemde, bu 6 ay geçti biliyorsunuz seçimlerin üzerinden. 6 aylık süreci bizlere anlatır mısınız? Nasıl geçti? Yani ilk dönemde yaptığınız projeler tabii ki var. Çok güzel projelere imza attınız. Ayrıyeten ikinci dönemde neler koydunuz üstüne? Bunlardan bahseder misiniz biraz? Tabii ki de. Şimdi mahallemde en çok muhtardan bahsettiğiniz zaman en çok beni çocuklar sever. Ne kadar yani güzel. Ben oradan ayrılsam herhalde en çok üzülen çocuklar olacak. Çocuklarla bir iletişim halindeyiz. Onlarla ilgili bir projemiz var. Geçen belediye başkanımız Sayın Nilüfer Çınar Mutlu ziyaretimize geldi, muhtarlığımıza. Kendisine de söyledim. Yapmak istiyorum, bostan yapmak istiyorum. Çocuklar, ben köy çocuğuyum. Evet. O toprağa hala dokunabiliyorum. Ve çok üzülüyorum şehirdeki çocukların o toprağa dokunamamasından dolayı. Kendisinden de rica ettim. O da uygun gördü. İnşallah yapacağız. Çok güzel. Bir bostan yapacağız. Parkımız küçük ama yani istedikten sonra küçücük de olsa yaparız. Kesinlikle öyle. Çocuklarımız zaten şimdiden, ben orada bir şeyler yapıyorum. Her yediğimiz meyveyi diyorum çocuklara, atmayın, çekirdeğini bana getirin. Onları fidan olarak yetiştireceğiz burada, meyve bahçesi. Hatta Nilüfer Hanım da bana sitem etti. Sen bizim peyzajımızı bozacaksın burada diye. Tatlı bir sitemdi tabii ki. Ben istiyorum ki o parklarda meyve ağaçları yetişsin. Evet. Çocuklar meyve ağaçlarından kendileri koparsın.
Diyorlar dalını budağını kıran kırsın ya, çocuklar öğrensin. O kırıldığı yerden tekrar doğar. Ağacın kökü kaldıktan sonra o budama gibi olur, yeniden çoğalır, olsun. Ben dedim kararlıyım, yapacağım. İnşallah çocuklarla bunu yapacağız. Çok güzel. Çocuklara gençken bunu öğretmeniz, bununla haşır neşir olmalarını sağlamanız çok kıymetli aslında. Elektriklerini atmalı. Çocukları çok davet ediyorum oraya. Spor aletleri de yaptırdım, gelsinler. Şeyini atsınlar, elektriklerini atsınlar, evet, enerjilerini atsınlar, boşta kalıp başka kötü alışkanlıklara gitmesinler. Malum kötü alışkanlıklardan, evet, dolayı son günlerde yaşadığımız yaşanan kesinlikle üzücü olaylardan dolayı aslında her şey eğitim çocuklarda başlar. Evet, ailede, evde ve çocukta. O yüzden önce çocuklarımıza dokunmamız lazım. Çocuklar çok önemli. Yani sadece mahallemiz için değil, ülkemiz için de çocuklara yatırım yapmalıyız. Kesinlikle öyle. Yani şu an siz de değindiniz zaten. Son günlerde Türkiye'de çok vahşi olaylara şahit oluyoruz hep birlikte. Bazen hani okuduğumuz haberlerde inanamadığımız düzeyleri görüyoruz. Kesinlikle. Ve son haftalarda da bunlara şahit olduk. İki gencecik kızımız bir vahşi tarafından aslında katledildi. Yani onların aileleri açısından baktığımız zaman, karşı tarafın açısından baktığımız zaman birçok noktada birçok sorunla karşı karşıya geliyoruz. Ve bunlar da sizin bahsettiğiniz gibi çocukluktan itibaren kazanılan alışkanlıklarla alakalı. Ya bu konuda da aslında fikirlerinizi almak isteriz şu son cinayetlerle ilgili. Evet. Ya gerçi yeni bir şey değil. Türkiye maalesef ki coğrafi konumundan mıdır, kültürel değerlerinden midir? Kadın cinayetleriyle çokça gündeme gelen bir ülke. Ya bu son olaylarda aslında hani şaşırtmadı demek istemiyorum ama artık şaşırmamızın da gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü toparlayamayacağız çünkü. Öyle düşünüyorum. Şimdi ben size dedim ya bu muhtarlığı çok seviyorum diye. Sevmemin içinde birçok nedeni var. Birçok. Çünkü öyle bir kurum ki hani o makama geldiğin zaman orada oturmak var. Bir de onun sana getirdiği bütün olanaklardan insanları faydalandırmak adına her şeye her faydalı olmak var. Ben onu yapıyorum. Allah da izin verdi bunları. Evet. Yani insanlar da bana çok güveniyor. Ben de o güveni hiçbir suistimal etmiyorum. Gerek üst düzey kişiler de güven vermişiz ki halkın desteği çok önemli. Evet. Halkın desteği olduğunu görünce de bizim de hani o yerlerde itibarımız daha yüksek oluyor tabii. Kesinlikle. Şimdi muhtarlık o kadar önemliymiş ki, o kadar önemliymiş ki her yer için ama bu. Yani Cumhurbaşkanlığından tutun da bakanlıklardan tutun da emniyetten tutun belediyeye kadar her nokta bizim her türlü bizden donanımlarımızdan, bilgi ve tecrübelerimizden faydalanırsa her şey daha kolay çözülür. Evet. Daha güzel çözüm alır. Çünkü ben demiyorum bakın bütün muhtar arkadaşlarım. O kadar gerçekten ben yani tanıdığım bütün muhtar arkadaşlarım hepsi canla başla. Yani bizim aldığımız maaş çok yüksek bir maaş değil. Evet. Hani zaten o maaşı da ben kendi şahsım adına hani ben ona çok ihtiyacı olan bir insan değilim. O maaş içinde çalışmıyorum. O maaş, evet, zaten benim bir taraftan geliyor. Bir taraftan çocuklarımıza o parkta veya ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Biliyor, evet, mahalle halkım da zaten bunu. Hani o da beni çok mutlu ediyor zaten. Hani kimisi dünyada makam mevki kazanır ama ben öbür taraftan çok şey kazandığıma inanıyorum. Kesinlikle. İnşallah da öyledir. Allah daha fazlasını da nasip etsin. Yani bütün muhtar arkadaşlarım öyle şey çalışıyor ve özverili çalışıyor. Hani daha çok yüksek maaşla çalışan insanlar işini yapıp geçiyor ama biz işimizin ötesine geçiyoruz. Evet. Yani gerçekten her konuya hakimiz, her şeye hakimiz. Emniyet gelsin bize sorsun, bakanlıklar gelsin bize danışsın, ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz. Çoğu zaman da soruyorlar zaten hani, evet, narkotik olsun, aile sosyal politikalar olsun. Hani bizlerle daha çok bilgi alışverişinde bulunulması gerekiyor. Belediyede olsun. Evet. Bütün bilgiler bizde zaten mevcut. Hani bir bakan kalkıp oradan gelip en küçük aile çekirdeğine inemez. O ailede ne var ne yok bilemez. Ama ben hepsini biliyorum, evet, muhtar olarak. Yani size bütün doneleri verebilirim. Çözüm noktası da buradan başlar aslında. Kesinlikle. Gerçekten çok kıymetli muhtarlık yani makamı. Kesinlikle öyle, katılıyorum. Dediğiniz gibi ne parası için yapılacak bir şey ne mevkisi severek için. Severek. Severek yapılacak bir şey, özveriyle yapılacak bir şey ve şöyle bir durum da var. Halkın aslında devlete başvurmak istediğinde gideceği ilk kapı, çalacağı ilk kapı.
O yüzden çok çok önemli dediğiniz gibi. Bu noktada şeyi de sormak istiyorum muhtarım size. Belediyenizle iletişiminiz nasıl? Hani onlarla toplantılar düzenliyor musunuz? Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu'yla iletişiminiz ne durumda? Bir isteğiniz, bir çözülmesi gereken sorununuz olduğunda nasıl bir sürede çözülüyor? Hani onu da sormak istiyorum izninizle. Şimdi açık konuşmak gerekirse Nilüfer Hanım, hani kendisi şahsi olarak başkanımız çok iyi. Kadın olduğu için zaten destekliyoruz kendisini. Evet. Hani bir 6 ay geçti daha henüz. Hani böyle bir acımasızca yargılamak, tabii eleştirmek ki, tabii çok haklı bir şey olmaz. Ama ekonomik yönden de hani bir sıkıntılar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla aksayan şeyler var mı? Var. Bunlar geçen gün geldiğinde başkanımızla da dile getirdik. Kendisi de hassasiyet gösterdiğini ve gerekli işlemlere başladıklarını söyledi. Bizimle mahallemizi de dolaşalım dedik. Dolaştık, sorunları da gördü yerinde. Tespitini de yaptı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilecektir İnşallah. Diye düşünüyorum. Biraz zaman veriyoruz kendisine. Vermek de lazım. Çünkü ben de ilk muhtar olduğumda hani o kadar hızlı manevra yapamıyordum. Tabii ki. Bir hakim olduktan sonra kolay bir şey de değil yani. Sorunların tespiti için bile neredeyse bir yıla yakın bir süre tabii. lazım. Çok. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacı var başkanımızın bana göre. Hani biraz bazı şeylerde ufak da olsa, geç kalınmış olsa da hani eleştirmek çok haklıca olmaz diye düşünüyorum şu an. Evet, birazcık daha böyle bir zamana ihtiyacımız var. Mutlarım, şunu sormak istiyorum. Mahallenizin nüfusunu soracağım. Arkasından bir sorum olacak size. Nüfusu ne kadar şu an mahallenizin? Normal nüfusu 6.000 kusur. Fakat gerçek nüfusu 10.000'e aşkın. Neden 10.000 öyle? Kayıt dışı kişiler var. Geliyorlar işte çift yazlıkta kayıtlarını tutanlar var. Benim mahallem iki kesim var. Bir kesim beyaz yakalı kesim dediğimiz. Diğer kesim orta halli insanlarımız da var. O yüzden hani kimisi yazlığında kaydını yaptırıyor, kimisi okul için çocuklarını diğer evlerinde bırakıyorlar gibi. Evet. Dolayısıyla böyle kalabalık bir mahalleyiz, 10.000 kişi. Anladım. Dediğiniz gibi kozmopolit bir yapısı evet. olan bir mahalle. Mahallenin güvenliğiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yani sorunlar tabii ki oluyordur. İzmir'in çeşitli mahallelerinde aslında oluyor bu sorunlar. Türkiye'nin genelinde de aynı şekilde. Burada yasaklı madde ile ilgili olabilir, yaşanan şiddet olayları ile ilgili olabilir. Mahalledeki sorunlarınızı sorsam size, buradan şimdi, da hem duyurusunu yapmış olalım. Benim mahallemde hani hiç olmuyor değil, oluyor. Ama emniyetle işbirliğinde çalışıyoruz. Evet, az önce de konuştunuz hatta kendileriyle. Evet, komiserimizle selamlar. Komiserlerimize, emniyet teşkilatımıza da burada saygıyla selamlıyoruz kendilerini. Güzel öyle, evet. Onlar da bizim elimiz, ayağımız. Gecenin bir saat yarısında arayabiliyoruz. Gruplarımız var, yazıyoruz. Onlar da sağ olsunlar değerlendiriyorlar, geliyorlar. Yani ben muhtar olmadan önce ciddi anlamda sıkıntılar vardı mahallemde emniyet yönünden. Mesela benim muhtarlığımın olduğu parkta şeydi, ben kendim bile yürüyemiyordum yani doğru dürüst. Madem konuyu açtınız, hatta ve hatta tehdit bile aldım. Boğazıma bıçak bile dayandı. İşte bu yasaklı madde satıcıları parkın içinde ele geçirmişler orayı. Hiç önemli değil. Yani yasaklı maddeler satışı yapılıyormuş saksıların içinde falan. Ben bunları fark edince tabii. Bir geliyorum akşamdan tertemiz bırakıp gidiyoruz. Belediyemiz temizliyor. Hani ben de oradayım. Akşamda gelmişler bir sürü işte alem yapılmış park. Yürünecek hali yok. Yürüyemiyorsun pislikten. Bu böyle olmaz dedim. Belediyemizden de destek istedim. Evet. Emniyetimizden de destek istedim. Gerekli çalışmaları yaptık. İçişleri Bakanımızdan da kadın muhtarlara özellikle kamera istedik. Koydular sağ olsunlar. Evet, çok önemli. Kamera da koydurttuk. Sonra rahatsız oldular tabii bu satıcılar. Birilerini göndermişler. Tehdit ettiler beni. Ben de dedim ki hani birilerini siz göz göre göre öldürecekseniz, zehirleyecekseniz, yani ben de buna karşı gelip de size bunu engellediysem öldürecekseniz öldürün beni. Kesinlikle. Yani hiç olmazsa bir sebep uğruna ölmüş olurum dedim. Baktılar ki ben kararlıyım. Baktılar ki bu kadınla baş edilmez.
mahallemizi terk ettiler. Tabii bu sadece benlik değil, emniyetimizin de verdiği destekle alakalı bir durum. Ama sizin büyük çalışmanızın da sonucu aslında. Tabii elin nesi var, iki elin sesi aslında var. Yani hiçbir şeyde korkak olmayacaksın. Siz de bir kadınsınız. Evet. Benim kızım yaşındasınız. Hiçbir şeyde korkak olmayacaksınız. Cesaretli olacaksınız. İş sizden korksun, karşı taraf sizden korksun. Kesinlikle öyle. Ya bir canımız var, Allah verdi, Allah alacak. Kimse alamaz canımızı. Aynen öyle. Kesinlikle. İşte bak Şekil Ağa'da görüldüğü gibi. Çok senin gerçekten hayran. Senin o cesaretin onların şeyini kırar. Bir kadın olarak gurur duydum aslında. Hani tabii ki böyle tehditler almanız çok çok kötü bir durum. Ama bunun karşısında dik duruşunuz ve kendi çocuklarınızın da olmasının da verdiği bir şeyle sanırım. O çocukların zehirlenmesi, gençlerin zehirlenmesi, kötü yollara sürüklenmesine karşı bir dik duruş sağlamışsınız. Annelik içgüdüsüyle sarıp sarmalıyorum zaten mahallemdeki çocukları da, herkesi de, gençleri de. Mesela bir evrak geliyor, aile boşanma evrağıysa eğer, hemen taraflara soruyorum, yardımcı olmamı ister misiniz? Hani barıştırmak yönünde. Çok da barıştırdığımda olmuştur yani de, ama tabii işin içinde şiddet varsa evet, orada kesinlikle olması gereken olması lazım zaten. Kesinlikle öyle muhtarım, çok haklısınız. Şunu da sormak istiyorum muhtarım izninizle. Sizin ikinci döneminiz, evet. İkinci döneminizde çok fazla iş yaptınız. Burada kadınlara hep konuşuyoruz tabii ki, konuşmamızın başından beridir kadınlarla ilgili. Proje olarak neler yaptınız? Onlar için nasıl olanaklar sağladınız? Biraz onlara değinin isterseniz. Şimdi kaymakamlığımızla işbirliği yaparak, benim mahallem çok büyük bir mahalle. Fakat öyle bir yerde ki, konumda ki, ne camimiz var, ne okulumuz var, ne belediye binamız var mahalle sınırlarımızın içinde. Uzunlamasına bir mahalle. Her sokağından deniz görür. Yani çok sevdiğim bir mahalle aslında ama dediğim gibi hiç böyle sosyal etkinlikler yapabileceğimiz bir manevra yapabileceğimiz bir yer yok. Dolayısıyla ben buna çok üzülüyordum. Bir tane yerimiz mevcut oldu, boşaldı, yurt olarak kullanılıyordu. Artık orası kaymakamlığın kurs, kadınlar için kurs yeri açıldı. Çok güzel. Onlarla işbirliği içinde, daha zaten yeni başlayacak, bu hafta başlayacak. Keçe kursları, diğer kurslar, pastacılık kursları zaten yayınladım da Instagram'ımızda. Bizler yani, de haberini yapalım bu arada. Buradan da duyurusunu yapalım, evet. Duymayanlar için. Mahallemizin kadınları oraya kaydını yaptırabilir. Instagram'ımdan girip görebilirler. Kaydınızı yaptırabilirsiniz. Hem el becerilerinizi çoğaltırız. Ayrıca mesela şimdi kadın diyecek ki ben kursa gideceğim. Fakat kursta çocuğumu ne yapacağım? Evet. Yani gibi. Çocuğumu bırakacak yer yok. Evet. Belli bir yaşa kadar kreşler de almıyor çocuğu. Aynen öyle. Onun da çözümünü bulduk hep beraber. Kursa gelen hanımefendiler çocuklarını getirecekler ücretsiz olarak. Orada çocukları da hem oyun ablalarıyla eğitim görecekler, oynayacaklar, eğlenceli vakit geçirecekler. Anneleri de diğer tarafta kurslarını görecekler. Ayrıca bir de şey de var, yani ekonomik durumu kötü olduğunu bildiğimiz ailelere de kaymakamlık orada destek verecek. Çok kendilerine. Güzel muhtarım, gerçekten. Çünkü kadınların bir şeylerle uğraşabilmesi için aslında en doğru noktada, hani onları yönlendirmenin yanında bir de çocuklarını aslında emanet edebilecekleri, evet, bir noktanın olması çok güzel düşünülmüş bir şey. Ev hanımlarının en büyük handikapı o çocuk. Var yapamıyorum, çocuk var gidemiyorum. İşte onu da düşünmüşler çok güzel. Devlet büyüklerimiz sağ olsunlar. O da güzel bir çözüm oldu. Evet muhtarım. Bir de şunu sormak istiyorum. Ben araştırdım biraz. Mahallenizin isminin nereden geldiğini aslında sormak istiyorum size. Kurtuluş Savaşı'nda sanırım Gazi Ayşe Altıntaş'tan geliyormuş. Evet. O öyle gene bir kadından. Ben bir kadından. Ben de sonradan öğrendim. Evet. Bir kadın adını vermiş o mahalleye. İlk kadın muhtarı da ben olmuşum. Çok güzel muhtarım gerçekten. Hani kendisini rahmetle anıyoruz saygıyla. Evet, kendisini saygıyla anıyoruz biz de. Burada hani benimsemek demiştiniz ya, mahalleyi benimsemek, oradakilerin de sizi benimsemesi. Çok, aslında çok. Çoğu sorunu bu şekilde çözüme kavuşturuyorsunuz. Bir kadın olarak çok farklı açılardan bakabiliyorsunuz, çok daha detaylı düşünebiliyorsunuz. Bunların hepsi de hem oradaki kadınlara, çocuklara, gençlere,
yaş almış kişilere, herkes aslında faydası oluyor. Onlarla iletişiminizi de soracağım. Hani karşılaştığınız garip olaylar veya böyle anlatabileceğiniz güzel tatlı çok, hikayeler. Çok şeyler birkaç var. Birkaç hikaye anlatırsanız bize. Mesela şimdi hele ki ikinci dönemimden sonra mahalle halkım beni artık hem çok benimsedi, hem çok güveniyor, hem çok saygı duyuyor. Bunu fark ediyorsun, hissediyorsun. Çok yaşlı amcalarımız var. Oturuyorlar mesela dükkanlarının önünde, ben geçiyorum. Ben onlara selam verdiğim anda hemen ayaklarını düzeltiyorlar böyle. Yani duygulanıyorum, gözlerim doluyor. Yani evet. Bu kadar sevgi, saygı. Yani ben kendi kendime diyorum ki daha çok şey yapmalısın Selda. Bu sevgiye, bu saygıya layık olmalısın. Daha çok şey yapmalısın, hiç durmamalısın. Ki oluyorsunuz da. Yani onlarda elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. O sevgi var ya işte, sevgiyle yapılır iş. Evet. Parayla pulla yapılacak iş değil bu. Kesinlikle. İşler. Sevgi, saygı, onların bana verdiğini ben geriye veriyorum aslında onlara. Vermeye çalışıyorum. Yani onlar beni madem seçtiler, madem değer verdiler, gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü ben o muhtarlığı makamına gelmeseydim bu kadar güzel işlere imza atmayacaktım. Bu kadar gençlere, çocuklara dokunamayacaktım. Bu kadar iyiliklere vesile olamayacaktım. Mesela kimsesizlere sahip çıkabiliyoruz. Evet. Devletle, yani kaymakamlıkla, belediyeyle, valilikle işbirliği yaparak, emniyetimizle onları hani ilk elden görüp hemen gereğini yapıyoruz. Ama bazıları da var ki dışarıda yatmak istiyor, içeri girmek istemiyor. Hani diyebilirler, şurada şu var, niye almıyorsunuz, niye? Gidiyoruz otel bile, mahallemizde mesela bir arkadaşımız var, oteli var. Ben diyor ki bu insanı ücret almadan otelimde barındıracağım muhtarım sizin hatırınıza diyor. Zaten hani benim hatırım olmasa bile o da insan yani. Tabii ki. Tabii vicdan, merhameti olan herkes yapar bunu. Gelmiyor amcamız. Bir tane amcamız var. Gelmiyor. Onun etrafında pervane böceği gibi bütün mahalle halkı biz dönüyoruz. Bakalım ne yapacağız amcamızla da. Çok güzel ama hani bir kişi bile olsa, bir kişi, bir can için bile olsa aslında bütün işlerinizi bir kenara bırakıp yoğunlaşabiliyorsunuz. Onu unutmuyorsunuz. Çok güzel. Umarım kendisi de kalmayı kabul eder. İnşallah. Ailesini de aradık, bulduk. Onlar da geldiler. Onlar da ikna etmeye çalışıyor. Bakalım, biraz akıl sağlığında sorun olduğu için herhalde tedaviye ihtiyacı var. Bu gibi insanlara da dokunuyoruz. Yani geçtiğimiz dönemde bir kadın vardı, inşaatın içinde yatıyordu. Araba çarpmış, hafızasını kaybetmiş, ailesi nerede bilmiyor, orada yatıyor. Onları hem emniyetle hem kaymakamlığımızla, sağ olsun kaymakam beyimize bir telefon ettim, hemen ekip gönderdi. O da aldırttı onu, otele yerleştirdik. Yani böyle şeylere dokunmak insana mutluluk veriyor. Hele kadınlara dokunabilmek. Kesinlikle. Gerçekten güzel. Bu vesileyle de işte birçok şeye vesile olduğum için ben mahalle halkıma çok teşekkür ediyorum. O işi benim yapmam için beni oraya getirdiler, vesile oldular. Evet. O yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da sizle gurur duyuyordur bence. Öyle, öyle olduğundan eminim çünkü söylüyorlar. Çok güzel mutlarım. Şeye değinmek istiyorum izninizle. İhtiyar heyetinizden de bahsetmenizi istiyorum. Kendileri kaç kişiden oluşuyorlar, meslekleri neler, neler yapıyorsunuz, ne zaman toplanıyorsunuz? Hani her gün toplanıyoruz aslında. Bu sefer. Çok güzel. Eskiden hani arada bir şey yapıyorduk. Ben ilk dönemde acemilik yaptım. Azalarımın hepsi, ilk dönemdeki azalarımın hepsi de çok birbirinden değerli, sevilen, sayılan insanlar. Fakat pandemi dönemine denk geldiğimiz için kimisi yaşlılardı, emekli olup kimisi gitti, yazlığına yerleşti, şehir dışına gitti. Tek başına işveren olarak çalışan kişiler vardı. Gel işini kapat gel diyemiyorsun. Ama şimdi bu dönemdeki azalarım, kimisi de iki tane genç azam vardı. Onlar memur oldular, gelemiyorlardı. Bu dönemdeki azalarım da, onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii önceki dönem azalarım da hep yanımda olduklarını, her zaman, her daim iletişim halindeydik. Onlar da çok destek oldular, sağ olsunlar. Şimdi yeni dönemdeki azalarım da öncekine göre
yaptım azaları. Emekli de aldım yanıma hani gelebilsin diye. O da Hasan abimiz, baş azamız. Kendisine buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bizler de TV9 ailesi olarak selamlarımızı gönderiyoruz. Şu an muhtarlığımızda bizim yerimize, orada onlar. ki yani Hasan abimiz var. Diğer genç bir arkadaşımız var. O da sosyal medyamızı yönetiyor. İçeride şu an kendisi. Evet, tanışmıştık. Evet. Bir tane Hatice ablamız var. O da çok tatlı, enerji dolu. Yani yaşı bayağı olmasına rağmen o maşallah çok enerjik. Hatice ablamız. Çok güzel. İclal Hanım'ımız var. Öğretmen kendisi. Gene Egemen, Teoman Egemen kardeşimiz var. O da önceki dönemde azamızdı, şimdi de azamız. Kendisi gayrimenkul işiyle ilgileniyor. Bir de esnaf arkadaşlarımız var. Bakayım, unuttuğum kırılmasınlar sakın. Başka kim vardı? Kaç tane? 8 azamız oldu. Muhtarım, bir yorum da gelmiş. Ayhan Çan'dan gelmiş. Çalışkan muhtarım, başarıların daim olsun. Tebrikler demiş kendisi. Yorumunu da ileteyim. Ayhan Başkanım, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi de burada ağırlasınlar inşallah. Tabii ki. Kapılarımız her zaman açık. Ayhan Başkanımız, biz İzmir Konak Merkez Muhtarlar Derneği Başkanımız, Ayhan Başkanımız. Çok güzel. Kendisini konuk etmek isteriz programımızda, eğer kendisi de uygun görürse. Çok iyi olur. Ben de dernek kurucularından ve genel sekreteriyim. Kendisine saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkan. Muhtarım, arkadaşlarım beni uyardılar. Son 5 dakikanın içerisine girmişiz. Son olarak şunu sormak istiyorum size. Size şu an tüm imkanları sağlasalar, her türlü imkan sağlansa, mahalleniz için yapacağınız ilk şey ne olurdu? Mahallem içinde, ülkem içinde ilk ve en önemli şey ne biliyor musunuz? Beni en çok üzen, inciten, kahreden şey. Ben mesela şans oyunları hiç oynamam. Çocuklarım da bilir, oynatmam da. Çünkü onun hani şey vardır onda, hak vardır, sana hayretmez o, evet, kazansam da. Ama alırım hep mesela ara sıra. Keşke diyorum ki çıksa, öyle bir sihirli değnek dokunsa sizin dediğiniz gibi. Hemen kocaman bir işletme kurarım. Neden? Gençlerimizi. Hani çocuklarda eğitim dedik, evet, ya. Evet. Çocuklarda eğitim ama gençlerimizi de işsizlikten, parasızlıktan ne yapacaklarını bilemez hale, bu kötü niyetlilerin kucağına bundan düşmüyorlar, evet, mı çocuklar? Evet. O yüzden gençlerimize böyle bir istihdam sağlayacak. O sokaktaki çöp toplayanları, o sokakta yani yasaklı madde içenleri, bağımlıların hepsini tek tek dolaşır, toplarım oraya. Gelin burada iş. Onların iş imkanlarını sağlarım. Onların diğer satışlarını da sağlarım. Kendin kazan, iş de senin. Kazanç da senin. Hep beraber işletin derim. Bir de onlara yatacak yer. Bir, evet, de otel gibi bina yapıp. Yani doğru. Mesela hani kişi, herkes kendine şahsını ister. Onda mesela diyorum ki yaşlıları birleşin diyorum. Durum olmayanları. Hani birlikte durun. İstemiyorlar. Haklılar belki de. Ben de düşünüyorum. Evet, ben de titiz bir insanım mesela. Evet. Bir başkasıyla tuvaleti kullanmak. Hani küçük küçük odalar olsun. Tuvaleti, banyosu, küçük bir mutfağı olsun herkesin. Bireysel alanları, bireysel olsun. Alanları olsun. Bir bina dikerim. Bir de yanında iş imkanı. Aa işte. Çok basit değil. Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Aslında bunu sadece her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Yani iş adamları olsun. Zaten benim bir de amacım var. Bir dernek kurmak. İnşallah. Onu yapmakta bir amacım da böyle. İş adamlarının da desteğini alarak böyle güzel şeylere vesile oluruz inşallah. Dernek haberini de aldık. Bu gelişmeleri de çok heyecanla takip edeceğimizi söylüyorum. Muhtarımız, dinledik muhtarımızı. Selda Arslan, kendisi çok cesur, çok bilgili, çok da yardımsever bir insan. Bütün yayını izlediniz. Bu yayından çok daha fazlası var kendisinde ve mahalle sakinleri de bunun farkında, bilincinde. İkinci dönemini yaşıyor. Muhtarlık dönemi uzun olsun diyorum kendisine. Bu dilekte bulunuyorum. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Sizleri tekrar ağırlamaktan da çok mutlu oluruz. Çalışmalarınızda İnşallah. Başarılar dilerim çok muhtarım. Çok teşekkür ederim. Efendim, yayınımızın sonuna gelirken TV9 ailesine bir teşekkür etmek istiyorum. Başta genel yayın yönetmenimiz Seher Onay'a.
Yönetmenimiz Batuhan Vuruşkanlar'a ve kameraman arkadaşım Elif Keskin'e, onların nezdinde de tüm çalışan, yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi günler.